CES 2020 turuma devam ederken enteresan bir ürünle karşılaştım arkadaşlar. Bu fuarda ikinci defa katılıyorum bu fuara ve bu fuarda sanırım en çok kullandığım kelime enteresan. Çünkü burada gerçekten hayalimizin ötesinde şeylerle karşılaşmamız mümkün oluyor. İşte o ürünlerden bir tanesiyle karşınızdayım. Bu kafamda takmış olduğum bant tabii ki. Bir şirket. Şirketin ismi Bain Company arkadaşlar. Yani Bain şirketi ve İngilizcesi de Brain Co. isimli bir firma. Bu firma kafamda görmüş olduğunuz bantı geliştirmiş durumda. Göstereyim sizlere de firmanın logosu şu şekilde. Buradan geçerken tamamen tesadüfen karşılaştım ve buraya gelip bunu deneyimlemek sizlere de aktarmak istedim. Şimdi elimde bir tablet var ve bu tablette benim elimi kullanmadan sadece kafamdaki bant ile fokuslanarak buradaki oyunu oynayabildiğimi iddia ettiler. Ben denedim, bayağı da şaşırdılar çünkü bayağı iyi odaklandım sanırım. Roket bayağı uçuşa falan geçti. Şimdi tekrardan hep birlikte deneyelim istiyorum. Çünkü çok enteresan bir deneyim arkadaşlar. Yani elimi kullanmadan kafamdaki bantla buradaki oyunu kontrol edebiliyor olmak, gelecekle alakalı nelerle karşılaşacağımızı, bizi gelecekte nelerin beklediğini bir kere daha aslında bizlere göstermiş oldu. Özellikle benim gibi bilim kurgu filmleri izliyorsanız veya böyle hiç hayatınızda görmediğiniz teknolojileri filmlerde gördüğünüzü etkileniyorsanız, işte bu ürün onlardan bir tanesi olmuş gerçekten. Özellikle Black Mirror'da, Netflix'in dizisi olan Black Mirror'da çokça gördüğüm, benzerini gördüğüm bir üründü. Burada gerçeğini görmek beni ciddi anlamda heyecanlandırdı. Gelin hep birlikte bir şu oyunu deneyelim istiyorum. Kamerayı ekrana çevireceğim ve sadece elimi kullanmadan, bir elimi tableti tutarken zaten sizlere oyunun nasıl oynayabildiğimi göstermek istiyorum. Şöyle sizi alıyorum buraya doğru. Bakın burada farklı kurslar var ve bu farklı kurslarda istediğimiz gibi oyunu oynamamız mümkün oluyor. Şimdi şu şekilde ortamımızı ayarlayalım. Size mümkün olduğunca kafamı da göstermek istiyorum çünkü. Ve ekranı da net bir şekilde görmeniz için gerekli ayarlamayı yaptım. Şimdi bakın burada fokus roketi açıyorum. Bu bir oyun arkadaşlar. Ortadaki roket biz olacağız ve ortadaki rokete odaklanırsam, iyi odaklanırsam ortadaki roket uçuşa geçiyor. Kafamdaki bant sayesinde şöyle yaklaşıyorum. Bakın elim boşlukta. Doluyor aşağısı. Dolduktan sonra start'a bastım. Ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar, bakın. Bir elim boşta, diğer elim de tableti tutuyor arkadaşlar. Tam olarak odaklanıyorum. Gördüğünüz gibi roket uçuşa geçti odaklandıkça. Çok ilginç gerçekten, çok etkileniyorum şu anda bu durumdan. Şimdi mesela kameraya bakıyorum şu an, kameranın ekranına bakıyorum, bakın fokus. Oradan tamamen odağım çıktı. Odağım oradan çıktığı an direkt roket geriye düşmeye başlıyor gördüğünüz üzere. Tekrardan şimdi odaklanacağım. Ve gördüğünüz üzere tekrardan hızlanmaya başlıyor. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Biraz korkutan, biraz da açıkçası heyecanlandıran bir ürün bu ürün. Ve beni de oldukça etkileyen ürünlerden bir tanesi olmayı başardı CES 2020'de. Siz nasıl buldunuz bu ürünü peki? Yani bu kafamda takılı olan ürün sizce gelecekte neyin içinde ve nasıl bir şekilde karşımıza çıkabilir, daha çok bizlerle buluşabilir? Sizi korkutuyor mu böyle teknolojiler? Ben bazen korkabiliyorum gerçekten bu tarz teknolojilerden. Çünkü biraz fazla gibi. Düşünsenize, beyninizdeki sinyalle bir oyun oynuyorsunuz. Beynimizi neden okuyamasınlar günün birinde diye düşünmüyor da değilim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. CES 2020 turumuz tüm hızıyla devam edecek.